Bunun hayatında
gençlerin daima özel bir yeri olmuştur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gençlere zaman ayırmış, onları dinlemiş, fikirlerine değer vermiş, onlarla samimiyete dayalı bir iletişim kurmuş, onlara güvenmiştir. Mekke'nin azılı müşriklerinin karşısına dikildiği ve tebliğ vazifesinin gün be gün ağırlaştığı o günlerde Allah Resulü'nün en büyük dayanağı gençler olmuştur. Nitekim ömrünün baharındaki Mus'ab bin Umeyr'i kendisinden önce Medine-i Münevvere'ye bir muallim, bir davetçi olarak göndermiştir. Hicret ederken kendisine emanet edilen malları sahiplerine vermek üzere genç bir sahabi olan Hazreti Ali Efendimiz'i tercih etmiş ve ona teslim etmiştir. Yemen'e hakim olarak görevlendirdiği Muaz bin Cebel, koca bir orduya komutan seçtiği Usame bin Zeyd gibi önemli görevler verdiği daha nice genç sahabileri vardır Efendimiz'in. Aziz kardeşlerim, gençler kendilerini inşa etme yolunda büyüklerinin karşılarında değil, yanlarında olmasını arzu ederler. Sahip oldukları güç ve potansiyeli iyiye ve güzele yönlendirmede, kendilerine rehberlik edilmesinden hoşnut olurlar. Fikirlerine değer verilmesini, onlara güvenilmesini isterler. Çıkmaza düştüklerinde ellerinden tutulmasını, hata ettiklerinde onu düzeltebilmeleri için kendilerine imkan tanınmasını beklerler. Günümüzde alabildiğince gençlerimizi farklı mecralara yönlendirme çabalarını müşahede ediyoruz, görüyoruz. Ama Nizam-ı Kur'an örneği ve önderi Hazreti Muhammed Mustafa olan biz ümmet Muhammed'in hem kendini muhafaza etme, hem neslini muhafaza etme ve iyiye ve hayra yönlendirme, onların hamurlarını Kur'an ve sünnette yoğurma uğrunda mutlaka çok kıymetli çabalarının olması gerekmekte. Camiye gelirken dikkatimi çekti. Birçok billboardlarda gencecik kız çocuklarımızın giyimini, kuşamını belirleme hususunda moda adı altında reklam yapan firmaların o gencecik kızlarımıza giydirdikleri kıyafetlerin Allah için ne Allah'ın emrine, tesettür emrine uyduğunu, ne sünnet-i Resulullah'ın birine uyduğunu, ne asırlardan beri bu kadim milletin geleneğine, göreneğine, örfüne, adetine uyduğunu görmüyoruz. Uymuyor çünkü. Ama bu milletin sokaklarındaki billboardlarda "Ey Müslüman genç kız, sen bunu giymelisin, bu çağdaşlıktır, bu modernliktir" denilen kıyafetler maalesef etki ediyor ki yavrularımızın üzerinde. Ya eyyühen nebi, kul li ezvacike ve benatike ve nisa'il mu'minine yududine aleyhinne min celabibihim. Ey peygamber, hanımlarına söyle, kızlarına da söyle, müminlerin hanımlarına da söyle, kendilerine nikahı düşebilecek haram olan erkeklerin ortamına çıktıklarında mutlaka örtünerek çıksınlar ayeti kerimesine. Bir Müslüman olarak biz iman ediyorsak Allah için giydiğimiz kıyafete erkek olarak da kadın olarak da dikkat etmek zorundayız kardeşlerim. Birileri çağdaşlık, medeniyet, modernizm adı altında bizi cehenneme giden yollara sürüklerken biz inadına Kur'an'a tutunmaya, habl-i metine savunmaya,
Muhammed Mustafa'nın ardına arkasına düşmeye mecburuz. Biz Müslümanız. Biz müminiz. Ve son nefesimizi de öyle vermek istiyoruz. Aziz kardeşlerim, Rabbimize kulluk yolunda çocuklarımıza örnek ve destek olalım. Onları günaha sürüklemek, kötü emellerine alet etmek isteyenlere ne olur fırsat vermeyelim. Evlatlarımızdan her daim ümit var olalım. Kendilerine güvendiğimizi, değer verdiğimizi hissettirelim. Gençlerimiz kendilerine güvendiğimiz müddetçe Hazreti İbrahim Aleyhisselam gibi batılın karşısında dimdik durmaya devam edeceklerdir. Hazreti Yusuf misali iffetiyle insanlığa örnek olacaklardır. Hazreti Meryem, Hazreti Meryem annemiz gibi şükrü, sabrı, hayayı ve tevekkülü, iffeti kuşanmayı sürdüreceklerdir. Ve nihayet neşeye ve huzura Rabbine ibadet ederek ulaşarak kıyamet günü Allah'ın arşının gölgesinde korunmakla müjdelenen gençlerden olacaklardır inşallahurrahman. Aziz kardeşlerim, hutbeme son verirken gençliğin bize emanet olarak verildiğini, gençliğimizi nerede ve nasıl geçirdiğimize dikkat etmemiz gerektiğini, pişmanlığın hiçbir fayda vermeyeceği kıyamet günü için şimdiden muhasebe yapmamız gerektiğini, hayatımızın en güzel çağını Rabbimizin rızasına uygun olarak yaşamamız gerektiğini hatırlatarak hutbemin başında okumuş olduğum ayet-i kerimenin mealiyle bitiriyorum hutbemi. Rabbimiz buyuruyor ki şüphesiz ki onlar kimler? Ashab-ı Kehf gençleri. Şüphesiz ki onlar Rablerine inanmış birkaç genç yiğitti. Rablerine inanmış birkaç genç yiğitti. Biz de onların hidayetlerini artırmıştık diyor Rabbül Alemin. Allah bizlerin ve gençlerimizin hidayetini artırsın. İmanı bize sevdirsin. İtaati ve ibadeti kalbimizin, gönlümüzün ziyneti, süsü, neşesi kılsın inşallah. Her türlü küfür, zulüm, haksızlık ve isyandan ikrah edinebilmeyi, tiksinip sakınmayı bize nasip etsin. أَلَا اِنْ اَحْسَنَ الْكَلَامِ وَأَبْلَغَ النِّظَامِ كَلَامُ اللّٰهِ الْبَيْكِ الْعَزِيزِ الْعَلَّامِ كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْكَلَامِ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شان شرف الصفي فقال عز وجل من قائم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أيد كلمة الحق والدين اللهم طهر أعداءنا وأعداء الدين إلهنا أنت مبسوطنا ورضاك مطلوبنا يا رب العالمين آتنا محبتك يا أبدا يا الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والبغي يعظكم
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.